Nevşehir Belediyespor kendi evinde Fatsa Belediyespor'u 1-0 skorla mağlup etti. Gazi Stadı'nda oynanan maçta Nevşehir'de bir ilk olarak Nevşehir Belediyespor maçlarını CT Haber sayesinde Nevşehir Belediyespor YouTube hesabından Nevşehirli taraftarlar artık canlı olarak izleyebilecekler. Maçın ilk yarısında etkili oynayan Nevşehir Belediyespor'un ilk golü offside gerekçesiyle iptal edilip ilk yarı 0-0 skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısına fırtına gibi giren Nevşehir Belediyespor dakikalar 54'ü gösterdiğinde çıktığı son iki maçta gol atmayı başaran takımın formda ismi Uğur Uğur bu maçını boş geçmeyerek takımın galibiyetini getiren golünü attı. Maçın geri kalanında başka gol sesi çıkmayıp Nevşehir Belediyespor 3 puanın sahibi oldu. Bu puanla 31 puanla ligde 3. sırada yerini korurken önümüzdeki hafta cumartesi günü ilk yarının son maçına çıkacak olan temsilcimiz Nevşehir Belediyespor ligin 17. haftasında İzmir'de deplasmanda Bergama Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Nevşehir Belediyespor tehlikeli bir atak olma. Gol! 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 52. dakikada 9 numaralı Uğur, Nevşehirsporlu Uğur, Uğur Uğur, adı da Uğur, soyadı da Uğur, başta da getirdi Uğur'u. 9 numaralı oyuncu Nevşehirspor'u 1-0 öne geçiriyor. Maç sonunda CT Haber mikrofonlarımıza konuşan Nevşehir Belediyespor Başkanı Nafiz Diri Koç, Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokaç, Nevşehir Belediyespor Yardımcısı Antrenör Tuncay Koçin, Nevşehir Belediyespor Oyuncusu Uğur Uğur, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Hüsnü Hasan Öncül, Nevşehir Meteristler Taraftar Amigosu Mustafa Şekerli ve Nevşehir Belediyespor CT Haber Canlı Yayın Sorumlusu Muhammed Ali Kasım şu ifadelere yer verdiler. Zor bir maç olacağını biliyorduk hafta başında. Çalışmalarımızı da ona göre yapmıştık. Beklediğimiz gibi de geçti. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. İkinci yarının başında golü bulmamız bizim için çok önemliydi. Çok şükür zor bir maçı daha atlattık. Şimdi ilk yarının son haftası Bergama deplasmanındayız. İnşallah oradan da kayıpsız dönüp zirve hedefine biraz daha tırmanmak istiyoruz. Rakiplerimiz kaybediyor. Biz tırmanmaya devam ediyoruz. Bu şehir yanımızda olduğu sürece biz elimizden geleni yapacağız. Sizlere de teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. Biz haftalardır sürdürdüğümüz o iyi mücadeleyi bu maça da yansıtacağımızı biliyorduk ama tabii maça başlarken Fatsa'yı da daha önce analiz ettik. İzledik 90 dakikasını Kahta maçının. Bu şekilde zor geçeceğini zaten biliyorduk. Fizikli bir takım, kapanan bir takım, hadlerini bilerek oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarı zaten istediğimizi yapamadık ama ikinci yarı daha çok pozisyona girmemizin sebebi golü bulduk. Golden sonra daha çok pozisyona girdik ama golü bulana kadar zorlandık. Neden? Adamlar kapanıyorlar. En az 8-9 kişiyle kapanıyorlardı. Onlar da çok iyi mücadele etti. Çok zor olacağını biliyorduk ama böyle maçların her zaman iyi de oynasan, kötü de oynasan ne olursa olsun 3 puan çok önemli olduğunu herkes gördü. Allah'a şükür çok mutluyuz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bir hedefimiz vardı. O hedefe doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Bir maçımız daha kaldı. Devre en iyi şekilde kapatmak istiyoruz. Oradan da 3 puanla dönüp güzel bir kamp geçirip ikinci yere daha iddialı bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bütün takım arkadaşlarımın, taraftarlarımızın ayağına yüreğine sağlık. Herkesi tebrik ediyorum. Biz söylemiştik zaten hafta hafta gidiyoruz. Her maç bizim için final. Hedefi olan takımlar böyle her hafta üstüne koya koya giderler. Biz de Allah'a şükürler olsun doğru yoldayız. Bunu her zaman söylemiştik. Güzel bir galibiyet alarak liderle aramızdaki puan farkını da düşürdük. Hesaplarımıza göre daha az bir puan farkıyla ilk yarıya gireceğiz. Allah nasip ederse güzel yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla güzel bir birlik beraberlik içerisindeyiz. İnşallah bu şehre yakışan ne varsa onları yapmaya, onlara şehir Nevşehirlileri hediye etmeye özen göstereceğiz. İnşallah ilk yarıyı da güzel bir galibiyetle kapatıp iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Herkese teşekkürler. İnşallah bu sene yıl sonunda ipi göğüsleyen takım biz olacağız. Nasip olursa taraftarlarımızla, yönetimimizle, takımımızla iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bu ivmeyle de gideceğiz. Yani öncelikle CT Haber'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü özellikle şehir dışında ve yurt dışında
maçlarımızı canlı izlemek isteyen vatandaşlarımız vardı. Onlara bir güzelliği yaşattığınız için minnettarız. Daha sonra da takımımız çok güzel bir ivme yakaladı. Maşallah hem içeride hem dışarıda çok güzel seri galibiyetler kazandı. Yani bunun devamını bekliyoruz. Rakiplerimiz de puan kaybettiler. Yani umudumuz gittikçe arttı. İnşallah artık gözümüzü direkt şampiyonluğa diktik. Şimdi öncelikle kesintisiz ve güzel bir yayın verebildiysek, bir kusurumuz olduysa şimdiden affola. Elimizden geldiğince iyi bir yayın vermeye çalıştık. Kaliteli bir yayın yapmaya çalıştık. Tabii ki bu Nevşehir halkının, Nevşehir esnafının ve Nevşehirli iş adamlarının bize destekleriyle daha da iyi verebileceğimiz bir yayın haline gelebilir. Biz bu işi sürekli ve devamlı olarak daha da geliştirerek yapmaya devam etmek istiyoruz. Tek isteğimiz sizden destek. Nevşehir Belediyespor da bu maçı kazandı. İlk yaptığımız yayında Nevşehir Belediyespor'un da bu maçı kazanması gerçekten bizi daha da mutlu etti. İzleyenler de çok keyif aldı maçtan. Benim diyeceklerim bu kadar. Topla vuruştu Nevşehir Belediyespor. Tehlikeli bir atak olma. Gol! 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 Gol!